Evet, konuğumuzu bekliyoruz. Konuğumuz gelince önce bir kendisini tanıtmasını isteriz. Aha geldi. Evet, şimdi. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Sesim geliyor mu? Merhaba. 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 Geliyor, geliyor hocam. Merhaba. Sesin de gayet güzel geliyor. Hatta bir saniye. Sende Kapama. Tolga share screen butonu aktif mi? Ben hocam OBS üzerinden paylaşacağım zaten ekranımı. Tamam, yok yani alt tarafta share screen var mı sende? Evet var. Aha. Tamam. Yani seni ayrıca yönetici yapmama gerek var mı diye düşündüm de. Yok hocam ben böyle iyiyim. Problem yok. Eyvallah. Yok yok, istediğin her şeyi yapabilirsin. Bir şey olduğunda bana şey Tamam. yaparsın. Bir ekran paylaşmak konusunda çalışıyor tuşlarım. Tamam, Sıkıntı yok. harika. Konuğumuz Tolga Özışık. Hem animasyon yönetmeni, yapımcısı, proje yöneticisi. Yani kendisiyle daha önce konuşmamızda ve tanışmamızda dersimize konuk olup bilgilerini ve tecrübelerini aktarmasını istemiştim. O da sağ olsun kırmayıp geldi. Eti sizin, kemiği benim. Buyurun. İstediğiniz gibi yorabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Sen de Tolga lütfen hani burası çok resmi bir yer gibi düşünme. Rahat ol. Nasıl kendini rahat hissediyorsan öyle davranabilirsin. Ben de zaten açıkçası rahat hissediyorum kendimi. Yani Eyvallah. Eyvallah. öğrencilerle buluşmak benim için çok okey bir durum. Çünkü ben de ciddi bir öğrencilik süreci geçirdim sonuçta. Harika. Hala öğrenciyim diyebilirim. O yüzden yani ben sizinle olmaktan mutluluk diyorum arkadaşlar. Yani ben daha çok bu sunumda şeyi paylaşacağım size. Bir workshop gibi düşünebiliriz belki. Yani projeyi nasıl yönetiyorum mesela? Yönetmen ne yapar? Bu konuda belki biraz daha böyle ayakları yere basan bir fikriniz oluşabilir yani bu sunumdan sonra diye düşünüyorum. Çünkü genelde farklı bir algı var böyle hani yönetmen işe girmez, işte olmaz, işin içinde çok çalışmaz, sadece uzaktan böyle bir şeyleri yönetir falan gibi. Evet yani bu da bir metot tabii ama yönetmen dediğin adam sorumluluğu komple omuzlamış olan adam oluyor. Ve en önemlisi de planı programı çok iyi yapmalı. Çok iyi iş bölümü yapması lazım. İnsanlara doğru görevleri doğru insanlara paslaması lazım. Ve bu planı programı da çok iyi yapması lazım bence. Yoksa deadline'larımıza ulaşamayız. Yani deadline'larımız var çünkü ticari işlerde. Ve sert deadline'larda çalışabiliyoruz. Mesela benim bir projemde 45 günde 45 günün sonunda bir canlı yayın olacaktı. Canlı yayında sergilenecek bir projeden söz ediyoruz mesela. Şimdi canlı yayında sergilenecek bir iş için sert deadline ertelenemez. Yani orada organizasyon var ve o gün orada hazır olmak zorundasınız. Yani videonuzun hazır olması lazım veya ürettiğiniz her neyse. O yüzden çok sıkı çalışmanız gerekiyor ve çok iyi planlamanız gerekiyor aslında. 35. günde belki de aslında işi bitirmeniz gerekiyor ki revizyonlarıyla falan artık 40 son güne bırakmayasınız. Yani bizim sektörde bence hani yönetici pozisyonlarda çalışmak istiyorsanız ileride şey çok kıymetli. Yani bugünün ödevini bugün yapmak çok önemli, çok kıymetli. Ve ben de bu konuda çok zorlanan bir arkadaşınızdım bu arada. Bu tür süreçleri zor geçirdim. Çok hatalar yaparak aslında öğrendim süreci. Proje yönetimlerini beceremedim. Bazen çuvalladığım oldu. Şöyle çuvalladığım oldu bu arada. Müşteri nezdinde her zaman işlerimi zamana teslim etmişimdir. Fakat çok fazla çalışmaktan dengeyi kaçırdığımız oldu. Sağlığı kaybettik, başka şeyleri kaybettik. Yani ön plana işe aldığımız için. O yüzden ben öğrendiğim şeyleri size paylaşmak istiyorum. Mesela hala beceremediğim bir şey belki ama iş ve sağlığınızın dengesini iyi kurmanız gerekiyor. Çünkü çok uzun süreler bilgisayar başında oturduğumuz vakitler geçireceğiz. Yani sizler de muhtemelen yani iş aldığınızda bilmiyorum çalışan arkadaşınız vardır belki. Yoğun Normal çalışıyorsunuz zaman ya olsa, kendinizi. çok özür diliyorum araya girdim. Normal Tabii. zaman olsa zaten hani arada bir çıkıp dışarıya bir yerlere gezmeye gidersin, birileriyle konuşursun, o hareket yaparsın. Pandemi sürecinde zaten evdeyiz. Bir de üstüne Aynen. bir sürü iş gelince daha da beter hale geliyor. Çok önemli bir nokta. Yani ben pandemiden önce de çok izole yaşadığım dönemler oldu. O yüzden pandemi sürecinin biraz yani beni anladı insanlar biraz anladınız mı? Evet. Yani ben Katılıyorum. çok uzun süredir zaten böyle çalışıyordum. Genelde yani belki ben yani 10 yıl evvel de home office çalışıyordum. O yüzden benim için çok bir şey değişmedi. Öyle diyeyim. Hatta dediğim gibi yani bu bence tüm dünya genelinde bakıldığında güzel bir kırılmaya neden olacak. Çünkü insanlar bence evinin konforunda gereksiz trafik stresiyle boğuşmadan çalışabilmeli ve bizim sektörümüz de buna gayet uygun. Benim değer verdiğim şey şu. Sonuçta ben bir iş yükü omuzluyorum, değil mi? 100 tane
task var diyelim. 100 tane alt görev var. Bunu tamamladığımızda bitecek bu. Ve X kişisi yani 100 görevden 3'ünü bile yapsa benim ne yapıyor? Üzerimden sorumluluk alıyor değil mi? Bu sayede ne oluyor? Aslında hayatım kolaylaşıyor. Yani tasarımcılar problem çözdükleri için para kazanıyorlar ya arkadaşlar. Niye değerliyiz? Çünkü problem çözebiliyoruz aslında. Benim veya bir şirketin, zaten göz seçim tasarımı bölümünün tanımında geçer ya hani. Biz şirketlerin ihtiyaçları doğrultusundaki izleyicilerine iletmek istedikleri mesajı doğru bir şekilde onlara aktarmak için bir aracıyız. Ve bunu en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz? Bunun peşine düşüyoruz. Bu problemin çözümü için çabalıyoruz yani aslında. Onların problemini çözdüğümüz için para alıyoruz. O yüzden siz de para kazanmakla alakalı mesela kaygıya düştüğünüzde bence ilk düşünmeniz gereken şey karşı taraf için. Yani kendinizi bırakıp bir kenara. Ben işte şöyle iyiyim, ben böyle iyiyimi bir kenara bırakıp şeyi düşünmemiz gerekiyor. Karşı tarafa nasıl yardımcı olabilirim acaba? Karşı tarafa nasıl değer yaratabilirim? Eğer bu dönüşüm gerçekleştirebilirseniz mesela kendi iş dünyanızda bence para kazanmak cidden kolay bir hale geliyor aslında. Çünkü dediğim gibi mesela büyük projelerde büyük bir problem çözüyorsanız ona göre para alırsınız, anladınız mı? Yani 100 bin liralık bir problem var mesela. 100 bin liralık problemin eğer 10 bin liralığını çözüyorsanız onun %30'unu 40'ını alabilirsiniz mesela çok rahat. 100 bin liralık bir problem çözüyorsanız %20-30'unu alabilirsiniz çok rahat. Bunu istemenize hiçbir beis yok yani. Bir problem yok. 1 milyon dolarlıksa da keza. Hakikaten ne kadar büyük bir problem çözdüğünüzle ilişkili para kazanıyorsunuz sektörde. Yani belki buna konsantre olmak bu bakış açınızı biraz değiştirebilir yani para kazanmakla alakalı. Ben para konuşmayı seviyorum bu arada. Biraz bakış açınızı genişletmek belki ileride sektöre karşı ilginizi, motivasyonunuzu arttırabilir. Yani güzel paraların döndüğü bir sektör bu sektör. Çünkü niş bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Kıymetli bir şey yapıyoruz. Herkesin yapamadığı bir şey yapıyoruz. Bunun için kalifiye olmak yıllar alıyor. Ayrıca yetenek istiyor. Ayrıca çok çalışma istiyor. Bunların üçü de sizde birleşiyorsa zaten yani problem var mı sizce? Yani sadece gerisi düzgün iletişimle projeleri bitirmeye, iş bitirmeye bakıyor. Ben yavaştan şey yapayım size istersen. Hani projeleri nasıl yönetiyorum kısmına gireyim. Ama biraz da sizinle etkileşime geçmek istiyorum. Hani mikrofonlarınız şu an kapalı. Sizlerden de yani sorunuz ne bileyim bir şey söylerseniz hemen destek atmak isterim yani bu kadar konuştuk. Öncelikle istersen kısaca kendinden bahset. Yani ne kadar zamandır bu işi yapıyorsun, neler yapıyorsun. YouTube kanalından da bahset. Ondan sonra istersen o proje kısmına gireyim. Tamam olur. Yani arkadaşlar ben benim... Senin YouTube kanalından kabaca bahsettim ama sen daha iyi ifade edersin ve bilmelerini istiyorum aynı zamanda. Aynen. Arkadaşlar. Aslında arkadaşlar ben YouTube kanalına çok konsantre olan biri değilim şu an. Ben konsantre olamadığım için de çok üretemiyorum yani. Ama YouTube kanalında da böyle proje yönetimiyle alakalı falan Notion dersleri hazırlamıştım. Onlara da bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ama onlar biraz böyle benim yoğun iş yüklerimden sonra üretilmiş videolar genelde ve fazları böyle yavaş, sıkıcı olabilirler yani. Şimdiden uyarıyorum. Ama öğrenmek isterseniz tabii ki orada sektörel işler öğrenmek istiyorsanız After Effects ile alakalı dersler hazırlamıştım oraya. Biraz böyle JavaScript sintaksi ile ilgili, JavaScript'in After Effects'in içinde nasıl kullanıldığına dair falan bir şeyler var. Ben programlamayı da çok meraklı biriydim. Seviyorum çünkü ben programlama, yapay zeka vesaire bu tür şeyler çok ilgimi çekiyor. Programlamanın hayatımı çok kolaylaştırdığı bir gerçek. Yani programlamanın tanımı şu ya aslında. Yani biz yanlış öğrenmişiz bilgisayar nedir? Bilgisayar bizim hayatımızı kolaylaştırmak için bizim yerimize iş yapacaktı. Ama şu an o değişti yani biz onun için çalışmaya başladık. Biz Instagram'dan bir şeyler beğeniyoruz. Biz Instagram'dan post yapıyoruz. Biz çalışıyoruz yani aslında temel nedeni bilgisayar teknolojilerinin çıkış amacı onun bizim için çalışmasıydı. O yüzden bence hani üretkenlik konusunda da bu gibi sosyal medya araçlarını tüketirken de hakikaten kendimizi limitlememiz farkında olmamız falan kıymetli yani. Çünkü üretkenliği cidden çok aşağı çekebiliyor. Yani ben de yapamıyorum bazen emin olun. Yani ben de mesela Instagram'a çok vakit geçirdiğim oluyor ama o zamanlar projem olmuyor muhtemelen. Yani biraz serbest takıldığım dönemlerde oluyor. Ben kendimden bahsetmem gerekirse çok aslında çok yani ciddi bir kariyer sahip olduğumu düşünmüyorum. Fakat şanslı olduğumu da düşünüyorum. Çünkü çok uzun süre kendim çalışabiliyorum. Kendi işlerimi yapıyorum ve genelde yani yönetim pozisyonlarında işler alabildim. Genelde yurt dışı menşeli firmalarla çalışıyorum. Paket işler yapıyorum. Filmi alıyorum. Senaryosu birlikte yazıyorum. Tasarım, animasyon departmanlarında da muhtemelen ben de çalışıyor oluyorum. Ama genelde son dönemlerde artık sadece yönetim alanlarında çalışmaya başladım. Fakat dediğim gibi yani
işin içine dokunmadan kendimi rahat hisseden biri de değilim açıkçası. Çünkü günün sonunda benim hesap vermem gerekiyor. Toplantılara ben girip çıkıyorum çünkü. Hani kontrol edemezsem projeyi, içinde yeteri kadar özgüven sahibi olamazsam, çok harmanlanmazsam projede, karşıdan gelen soruların de derin bir şekilde cevaplanmayacağı fikri beni hoş hissettirmiyor. O yüzden çok çalışıyorum yani. Portfolyoma bakabilirsiniz. Hani tolgaozicik.com diye bir web sitem var. Oradan inceleyebilirsiniz ya yaptığım işleri. Çok güncel sayılmaz. Yeni işlerimiz geliyor. Yeni işler de yapıyoruz. Sizin arada, sormak... Sen konuşurken ben de orayı açayım. Aha. Olur hocam. Benim masaüstüm de böyle arkadaşlar bu arada. Ama ben ikonları gizliyorum. Daha değerli toplu gözüksün diye. Çünkü çalışınca böyle oluyor hakikaten. Bir ara sadece UI UX yani kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimiyle alakalı işler yapmak durumunda kalmıştım. New York tabanlı bir firmayla çalışmıştım çünkü. Ve aslında benim de başka departmanları tanımam için fırsat oldu bu. Kullanıcı arayüzü de çok görsel iletişim tasarımının araştırma alanı içerisinde olan bir bölüm olduğu için bu bilgiye haiz olmasam da bu konuda bir şeyler ürettiğimde ya da işte öğrenmeye başladığımda kendimi iyi hissettiğim bir alandı. Daha çok UI animasyonlar yaptım yani. Projenin içinde ama totalde ben film üretiyorum. Animasyon veya değil. Sonuçta günün sonunda senaryosu birlikte bir şeyler anlatıyoruz. Karşı tarafa iletilmesi gereken mesajı iletiyoruz. Benim görevim bu. Sorularınız varsa arkadaşlar alalım çünkü hiç siz konuşmadınız. Sürekli ben konuştum. Biraz da hızlı toparlamaya gayret ediyorum. Çok vaktinizi de almak istemiyorum çünkü. Yok lütfen sen rahat ol. Sen ne zaman dersen o zaman bırakırız. Bizim arkadaşlar ders çekingen yavaş yavaş açılıyorlar. Ben o tanımak isterim ya. Sizleri de tanımak isterim. Yani sizlerden de bir şeyler duymak isterim. Öyle diyalog monologa dönüşmesin. Hani siz interaksiyon olsun. Ben öyle daha mutlu olurum açıkçası. Kendimi daha kullanışlı hissederim arkadaşlar, tamam mı? Olga, anlattıkların çok ilgimi çekiyor. O yüzden dinliyorum yani. Sadece şu an dinleme modundayım ben. Ha, çok teşekkür ederim ya. Bir anlamda yaptığın işleri araştırıyordum ben. YouTube'dan, web sitemden sessiz kaldım. Biraz hani benim hamurumda şey var, böyle nerdlük var ve aslında ben bunu çok kabullenememiştim başlarda. Çünkü yani iletişim kabiliyetleri de kötü olan biri değilim ama benim meslek biraz böyle izole, işte çok çalışan falan birine dönüştürmüştü. Bundan hoşnuttum da. Ama ben iletişime çok değer veriyorum arkadaşlar. Ya ben mesela şu ana kadar hiçbir projeyle ilgili, hiçbir müşterimle çok şükür Allah nazarlardan saklasın bir ikiliğe düşmedim yani. Her zaman doğru bir iletişim kurdum. Bunuza inanıyorum günün sonunda. Tabii ki yani pazarlıklar olur, ne bileyim, türlü anlaşmazlıklar yaşanabilir yani. Bu zaten profesyonel hayatın getirdiği bir şey. Ama profesyonel hayat çok duygusallığa izin veren bir alan değil. Yani duygusal olmayın demiyorum. Duygusal olalım tabii. Mesela bağ kuralım, sevelim yani birbirimizi. Öyle daha güzel çalışılır bence. Mesela sinirle hareket edip karşı tarafı kırmak, mesela o kültür içindeki birine zarar vermek yine seni etkileyecek. Anlatabiliyor muyum? Sen kafanı takacaksın. İkili ilişkilerin bozulacak. Tüm kültürde bir negatif atmosfer oluşacak mesela. Bunlara gerek yok. O yüzden İletişimi çok önemsiyorum yani. Şeffaf, düzgün, net bir iletişimle birlikte çalışma kültürü oluşturulabilir yani. Önemli olan da o. Yani birlikte güzel çalışılırsa zaten güzel işler çıkar. O yüzden artık bu konuda biraz daha şey bakıyorum olaya. Hani bu konuyu anlayabilmiş, özümseyebilmiş insanlarla. Belki biraz yaşla da birlikte geliyor. Yani ben de mesela 23 yaşında daha fevri biriydim. Yani daha egosal triplerim vardı falan. Her şey yapabileceğimi falan düşünüyordum. Yani bildiğiniz o işte o çocukluk evresinin ya da işte gençliğin verdiği şeyi hissedebiliyorsun içinde. Ama bunları yaşamış olmak da çok kıymetli. Her şeyi yapabileceğimi düşünüyordum derken hala her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum ama yani limitlerimin de olduğunu biliyorum. Mesela benim boyum X ise X kalacak yani, bundan sonra bu uzamayacak, anladınız mı? Bu bir realite yani. Bunu değiştiremem. Bu gerçeklerle de işte yaşla birlikte galiba özümsüyorsun, olgunlaşıyorsun falan. Belli bir ruhsal olgunluk evresine geliyorsun. Öyle. Yani başka sorusu olan arkadaş varsa onları da alabilirim. Bu arada ben arkadaşlarla ilgili şöyle bir bilgi vermek istedim sana. Bu arada hepiniz 3. sınıfsınız, doğru mu arkadaşlar? 2 miydi? 2. sınıfsınız hocam. Dolayısıyla arkadaşlarımız geçen dönem After Effects'e tanıştı. Yani daha önce tabii kendi başına kurcalayanlar vardır mutlaka ama After Effects'in özelliklerini geçen dönem uygulamaya başladılar. Karakter animasyonunda bu, yani 2 boyutlu karakter animasyonunda bu dönem girecekler.
3 boyutta maalesef önümüzdeki sene tanışacaklar. Hani o bilgiyi de bil mutlaka. Daha yavaş yavaş aslında ısınıyorlar diyebilirim. Aha, anladım. Yani After Effects veya diğer araçlar benim için çok önemli değil aslında. Yani benim konsantre olduğum daha çok temel prensipler. Mesela animasyon temel prensiplerine haiz biri, onu özümsemiş biri benim için okeydir. Yani Cinema 4D'yi öğrenirsin abi. O bir araç sadece. Senin kendini ifade etmen veya işte hikayeni anlatman için bir araç. 3ds Max de öyle, Maya da öyle, After de öyle. Zaten üniversitenin de yaptığı şey bu değil midir arkadaşlar? Yani size öncelikle teoriyi verir. Siz aslında araçlardan sorumlusunuzdur. Yani araçlar çok üniversiteyi veya eğitimi bağlamaz. Ama üniversitede alınan eğitim çok kıymetlidir işte o yüzden. Çünkü her yere gelir. Yani benim mesela şu an uzay geometrisinden, lise eğitiminden gidelim hadi. Uzay geometrisiyle yapıyoruz mesela biz şu an bütün işlerimizi aslında. Üç boyutlu modelleme dediğin şey uzay geometrisi ve bu bir temel. Yani o temeli aldıktan sonra yani Maya olmuş, 3ds Max olmuş, Houdini olmuş çok önemli değil yani. Mesela Visual Effects temellerini bildiğinizde, yani simülasyon, akışkan dinamikleri, patlamalar, çatlamalar bunları öğrendiğinizde zaten pipeline değiştirmenizde bir problem olmaz. O yüzden benim size naçizane tavsiyem ne olursa olsun, hangi disiplin olursa olsun temellere konsantre olun. Temellere konsantre olduğunuzda zaten emin olun onları çok iyi sindirdiğinizde işiniz kendini belli edecek zaten kalitesiyle. Üç boyutlu modelleme de ileride göreceksiniz. Şimdi nedir bu topoloji? İleride göreceksiniz arkadaşlar. ne kadar önemli bir şey. Yani modellemede ne kadar önemli bir şey, ihtiyaç bir şey. Neyin kaliteli olduğunu anlamak konusunda o bilgiye aitseniz mesela iyi modelciden anlarsınız. İyi modelciden anlamak işte yapmanıza gerek yok her zaman. Çünkü böyle bir vaktiniz olmayabilir. Ehliyetli birini tespit etmeye bilginiz olur. Yani ehil insan seçebilirsiniz işte. O zaman da liyakat başlıyor. Gerçi liyakatla alakalı sıkıntılarımız var galiba şu an ama. Ehliyetli insan seçtikten sonra iyisini anlıyorsanız işin zaten iyi iş çıkar abi. İletişimde iyisi. Ben soru istiyorum arkadaşlar. Birazdan çünkü size şeyi göstereceğim. Projeyi nasıl yönetiyoruz Notion'da? Onu göstereceğim.